Evet, Yavuz Eroğlu, PAGE Başkanı, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme Eğitim Vakfı. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba Zeliha. Efendim, evet bir haber geldi, düştü. Konuşuyoruz bunu. Biraz önce Veysel Bey'le, Nadir Bey'le de konuştuk. Size de aynı soruyu yönelteceğim. Yarından itibaren elektrik kısıntısı kaldırılıyor. 31 Ocak'tan itibaren de saat 08 itibariyle de doğalgazda %40 kısıntı %20'ye düşülüyor. Şimdi bunu nasıl yorumluyorsunuz? Öncelikle çok önemli sizin için enerji sektörünüz açısından. Olmazsa olmaz. Zeliha Hanım, aynen dediğiniz gibi plastik sektörü hem ısıtma hem soğutma, yani önce plastiği ergitme sonra da soğutup şekil verme gibi, ikisi de yoğun enerji gerektiren prosesleri içeriyor. Dolayısıyla önemini biraz sayısal söylemek gerekirse, Türkiye imalat sanayinde tüketilen elektriğin plastik, kauçuk, petrokimya toplamda %16'sını tek başına tüketiyor. Bu süreçte demin Veysel Bey demir çelikte %1'lik kayıptan bahsetti, üretim kaybından. Gerçekten bizde de o seviyelere varan üretim kayıpları meydana geldi. Ama güzel olan bu işin tabii ki neticelenmiş olması. Bu haberin o anlamda çok önemsiyoruz. Üretimimiz adına da çok değerli. Bu konuda en son tabii pazar günkü toplantıda da gündeme geldi. Daha sonradan da önemli bulduğum bu iletişim kanallarının açık olması, kamuyla sanayinin bu konuda yakın çalışmasının bu süreçte önemli bir bilgilendirme imkanı olduğunu gördük. Umarız ki yine uzun vade için buradan alınan örnek bir yaşanan vakadan hem bizlerin daha alternatif kaynaklarımızı ülke olarak da sanayiciler olarak da oluşturmamız için bir uyarı çağrısı olarak hep birlikte görürüz. Nitekim bu yönde de demin siz de sorunuzda vardı, yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikle otoprodüktör olarak firmaların kendi üretimi noktasında daha da geniş imkanlar oluşmasına sebep verecek. Burada belki bir nokta ekleyeceğim bir konu olabilir diğer sektör mensubu meslektaşlarıma. O da şu: bizim özellikle bu rüzgar enerjisi gibi, güneş enerjisi gibi özellikle çatılarda kullanılan, bunların aynı zamanda yatırım teşvik belgelerinde de desteklenmesinin faydalı bir unsur olacağını düşünüyoruz. Bu konuda da özellikle bunları kullanmak isteyen sanayicilere kamunun da destek olması bu süreci daha da hızlandıracaktır. Şimdi bu mevcut durumda, daha önce biraz önce de bahsettim gerçi Nadir Bey'le konuşurken ve Veysel Bey'le. Dün itibariyle Müjdat Keçeci de tabii yayınımızdaydı ve tabii o bölgede özellikle bazı işçiler de geri gönderildi, çalışmadı fabrikalar. Şimdi bu durumla karşılaşıyordu geçtiğimiz senelerde de diye bir yorumu vardı. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte olmayacak anlamında tabii ki taşımıyor. Çin'deki durum malumunuz. Ne gibi tedbirlere aslında alarak biraz daha özellikle sizin gibi ağır sanayi ve olmazsa olmaz plastik dediğimiz her yerde kullanılan bir madde ara verilmesi adına ne gibi daha önden tedbir alınabilir, daha kısa sürede diyeyim? Evet, şimdi bu süreç bize şunu gösterdi. Zaten pandeminin başından beri hayatımızın, sanayinin, tüketicinin hayatının normal parçaları olan ve bunlar zaten her şeyin normal halde kendi kendine yürüdüğünü düşündüğümüz birçok şeyin aslında ne kadar kritik öneme sahip olduğunu bir daha gördük. Neyi gördük? Ham maddelerin özellikle tedarik güvenliğinin olması, büyük bir dünyada bu konudaki bir oligopol yapı içinde değil de daha dünyada ülkelere dağılmış halde ülkelerin kendi kaynaklarını, tedarik güvenliğini sağlamasının önemini gördük. Enerjiyi gördük bu son vakada. Enerjinin aslında sanayi üretimi için ne kadar temel olduğunu teoride değil, yaşayarak bu süreçte gördük. Şimdi buradan çıkarmamız gereken sonuç bizim tedarik güvenliğimizi sağlayacak önlemler. Tedarik güvenliğimizi en temel sağlayacağımız birinci basamak nedir? Enerji verimliliği. Bir kere oradan başlamak lazım. Bütün sanayi altyapımızı daha enerji verimli hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla kamunun bu konuda zaten destek mekanizmaları olduğu uzun zamandır var. Ama bunları sanayicilerimizin de kullandıkları motorlardan, kullandıkları soğutma cihazlarının enerji verimliliğinden, aydınlatmanın enerji verimliliğinden, proseslerin toplam enerji verimliliğine kadar enerji tüketimini azaltacak temel varyantları
sistemlerine dahil etmesi lazım, etmemiz lazım. Bir tarafı bu. Diğer tarafı yine özellikle yenilenebilir enerjiyi bizim sanayi üretimimizde enerji kullanımımızın önemli bir parçası haline getirmemiz lazım. Bunun için altyapılarımızı oluşturmalıyız. Bu konudaki Türkiye'de zaten hem bu konuda bu yenilenebilir enerjiyi üreten sistemler, güneş enerjisi panelleri olsun, rüzgar gücüleri olsun, bunlarla ilgili zaten üretim çalışmaları var. Kullanım anlamında da sanayicilerimizin bunları daha hızlı adapte edeceği altyapıları, bürokrasi anlamında, iş yürüyüşü anlamında, destek mekanizması anlamında sağlamamız gerekiyor. Tüm bunları aynı anda yapabilirsek sanayide hem enerji verimliliğimizi sağlayıp hem diğer tarafta alternatif enerji kaynaklarını kullanabilirsek sanayi ayağında daha güvenli bir tedarik imkanımız olacak. Diğer tarafta da kamu ayağında da bunu bir kötü bir örnekle görmüş olduk. Belli bir enerji tipinde hep aynı türde yoğunlaştığımız zaman orada meydana gelen beklenmedik bir durum, dış kaynaklı bir durum ülke sanayimizi çok olumsuz etkiliyor. Yine çok sevindirici bir durum. Çünkü şunu özellikle söylemek istiyorum, artık çözüldüğü için bunu konuşmakta fayda var. Eğer bu bir daha çözülmeseydi, bir müddet daha çözülmeseydi en büyük sıkıntı ne olacaktı biliyor musunuz? Düşünün, demin Türkiye'nin tedarikte öne çıkmasını bu pandemi döneminde hep konuştuğumuz konuyu gündeme getirdik. Şimdi tedarik eden ülkelere biz ne diyorduk bu dönemde? Ülkemizde böyle bir sıkıntı var, dış kaynaklı enerjiyle alakalı size verdiğimiz siparişlerimizi, sözlerimizi de zamanında yapamayacağız diyorduk. Şimdi bu bir kere belli bir süreydi. Eğer bu süre olmayıp tekrar etseydi bu sefer bütün dünyadaki bu konudaki alıcılar kendilerine alternatif kaynaklar da yaratmak durumunda kalacaktı. Kendi tedarik güvenlikleri için. Yurt içindeki büyük alıcılar, yani ürünleri tüketicilere sunan, raflarda tüketiciye ulaştıran firmalar, ya yurt içinde üretimde böyle bir sorun var, o zaman biz ne yapmalıyız? İthalat ayağında da bir kendimize ayrı bir tedarikçi bulup güvenliğimizi sağlamamız lazım diyecekti. Bu vahim tabloyu yaşamadık. Ama bu yaşamamamız, şu anda yaşadığımız olay bize şunu gösterdi. Enerji güvenliğimizi tek bir noktaya bağlamak yerine, tek bir enerji tipine, tek bir dönüşüm tipine muhakkak çeşitlendirmemiz lazım. Kamunun uzun yıllardır bu konuda çalıştığını biliyoruz, çabalarını görüyoruz. Uzun zamandır yapılan bir çalışma var. Ancak çıkan buradaki örnekte bize gösterdi ki bu süreci çok daha hızlı bir şekilde ilerletmemiz lazım. Hem destek mekanizmalarıyla hem de bir bütün olarak sanayicilerin de bu işe katılımını, paydaş olmasını sağlayarak. Peki Yavuz Bey, çok teşekkür ediyorum tekrar size. Kolay gelsin, hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür ederim hepinize, sağ olun.